Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, süre kısa ancak mevzu bahis ülkemizin geleceği olan çocuklarımızın hayatı. Hayatı diyorum çünkü UNICEF verilerine göre çocuk yoksulluğunda dünya ikincisiyiz. Çocuklardaki gıda yoksulluğunda ise dünya üçüncüsüyüz. Çocukları koruyamamakta, karanlıkta okula yollamakta mahiriz. Evet, yaz saati uygulaması. Sizin bakan olarak göreviniz çocukları karanlıkta okula yollamak değil, çocukların beslenme çantasının doldurulabileceği bir ülke inşa etmek. Yaz saati için geçtiğimiz günlerde tüm vekillerimizin verileri ortaya koymasına rağmen tam da burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı bu uygulamanın devam edeceğini üstüne basa basa duyurdu. Çocukları karanlıkta okula göndermek güneşten ve kahvaltıdan kesmektir. Gelişim bozukluğunun ve stresin temelidir. Bu ülkede çocuklar beslenme çantalarında yiyecek olmadığı için karınlarını suyla doyuruyorlar Sayın Bakan. Veriler ortada. Bir önceki bakan Mahmut Özer okul öncesi 1,5 milyon öğrenciye vermiş olduğu ücretsiz öğün mevcut bakan Yusuf Tekin döneminde kaldırıldı. Yine Mahmut Özer 2023 yılı Mayıs ayında okul öncesi eğitimin ücretsiz olacağını söyledi ama 14 Ekim'de şu anki bakan Yusuf Tekin okul öncesi eğitimde katkı payı uygulaması getirdi. Mahmut Özer 2 Nisan 2023 tarihinde tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranının %99'a ulaştığı yönünde bir tweet atarak basın açıklamasında da eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranı %99'un üzerine çıkarıldı. Okullaşma oranımız okul öncesi 5 yaşta %99,5. İlkokulda %99,5, ortaokul ve lisede %99,1'e ulaştı demişti. Ama Sayın Bakan Yusuf Tekin'in döneminde Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sitesinde ilkokul düzeyinde okullaşma oranı %93,85, ortaokul düzeyinde %91,21, orta öğretimde %91,7, yüksek öğretim düzeyinde ise %46,2 deniliyor. Şimdi burada tablo. Yusuf Tekin böyle diyor, Mahmut Özer böyle diyor. Siz birbirinizle çelişirken, birinizin söylediğini öteki doğrulamazken biz hanginize inanacağız Sayın Bakan? 13 Eylül 2018 tarihinde 17 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle profesörlükte geçirilecek en az 3 yıl şartı kaldırıldı. Rektörler profesörlük yapanlar arasından atanır şekline dönüştürüldü. Bu bizi neden ilgilendiriyor? Çünkü tam da 2 gün sonra 15 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'nın son müsteşarı olan Yusuf Tekin işte bu hüküm sayesinde Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Böylece harika çocuk yasası olarak da bilinen İdil Biret ve Sunaka'nın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanundan sonra Cumhuriyet tarihimizde kişiye özel ikinci kanun bugün bütçe görüşmeleri için burada bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'nın başında olan dönemin Milli Eğitim Bakanlığı'nın son müsteşarı Yusuf Tekin'in rektör ataması için çıkarılmış olduğu. Bakan Tekin'in müsteşarlık dönemi tabii bununla da sınırlı kalmadı. Neler yapıldı bir bakalım. Bir gecede Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm yöneticileri görevden alındı. Andımız kaldırıldı. Sahi Sayın Bakan, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demenin, yurdunu ve milletini sevmenin, andımızın sözlerinin neyi rahatsız etti de kaldırdınız? Açıklayın, bilelim. Sen konuşma. Sana söylemiyorum zaten. Sen Türklüğünden utanıyorsan, sen milletinden utanıyorsan, sen yurdunu sevmiyorsan sana söylenecek bir şey yok zaten. Sayın Hatip, lütfen genel sekreteri hitap edin. Proje okul uygulaması başladı. Teftiş sistemi yerle bir edildi. Ders denetimi kaldırıldı. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçildi. TEOG kaldırıldı.
Üniversite giriş sistemi yeniden değiştirildi. Yine Sayın Bakan'ın müsteşarlığı döneminde hayata geçirilen akıllı okul olarak da bilinen etüt merkezleri 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra soruşturma geçirdi. Bakan Tekin bu soruşturmalar esnasında bu etüt merkezlerinde boy gösterdi. Müsteşarlığı döneminde birlikte çalıştığı 8 kişiden 7'si gözaltına alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'na 1709 kişi göreve alındı. Ancak hepsi mülakatla. Yüksek puan almalarına rağmen mülakatlarda elenenler mahkemelere gitti. Ama mahkeme kararları da uygulanmadı. 2017 yılında Batman'da bir okulun bir sınıfında 10 öğrenci birden TEOG birincisi oldu. Ne kadar büyük tesadüf değil mi Sayın Bakan? Şimdi müsteşarlığınız dönemindeki tablo bu, bakanlığınız dönemindeki tablo nasıl? Okullara temizlik görevlisi, güvenlik personeli atamadınız. Veliler aralarında para toplayarak temizlik malzemesi alıyor. Bazı okullarda kayıt işlemlerinde bu olay zorunlu tutuluyor. Okullarda güvenlik görevlisi yok, uyuşturucu okul işlerine kadar girdi. Özellikle yoksulluk oranının yüksek olduğu bölgelerde her gün bıçaklı kavga haberleri geliyor önümüze. Ama Sayın Bakan okulların güvenliğini sağlamak yerine danışman ataması yapıyor. 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü olarak görev yapan Nazif Yılmaz 8 Ocak 2022 itibariyle Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olarak atandı. Kim bu Nazif Yılmaz? AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın İmam Hatip'ten sınıf arkadaşı. Zaten o meşhur sınıfı hepimiz biliyoruz. Maşallah öyle yetenekli bir sınıf ki mevcutlarının hemen hemen hepsi kamuda üst düzey görevdeler. Ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinin %81'ine baktığımda personel için harcanıyor. Kamuda en çok personel istihdamı Milli Eğitim Bakanlığı'nda. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nda olmasına rağmen eğitim hizmetlerinde çalışanların tamamı yoksulluk sınırının altında, bir kısmı da açlık sınırının altında maaşlarla yaşamaya mahkum edilmiş. Örneğin 25 yıllık bir öğretmen 24.154 lira maaş alıyor. Ama siz öğretmene ne vermeye kalkıyorsunuz? Beyaz önlük Sayın Bakan. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenlere bir maaş ikramiye verilsin diye kanun teklifinde bulunduk. Ama komisyonda bu teklif hala bekliyor. Öğretmenlerin sorunlarını çözmekten uzaksınız. Öğretmenler bu durumda, peki öğrenciler nasıl? Onlar da okuldan kopuyor yoksulluk yüzünden. Okul sırasında olması gereken çocuklar kayıt dışı çalıştırılıyor. Çocuklar bu ülkede değer görmedikleri için, güvencesiz hissettikleri için sanal bahise, uyuşturucuya yöneliyor. Bu bütçede çocukların suça, sanal bahise, madde bağımlılığına yönelmesini engelleyecek bir tedbir alınmasına dair bir kaynak yok arkadaşlar. 21 yıldır yapboz tahtasına döndürdüğünüz eğitimde fırsat eşitliğini sağlayamadınız. Yoksulluğu çözemediniz. Bu ülkede 6 yaşındaki bir çocuk evlilik adı altında yıllarca istismara uğradı. Kamuoyunun tepkisi üzerine konuya el atıldı. Bir Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız var. 6.284'ün uygulanmasını kadınlar istemiyor diyebiliyor. 8 Haziran 2012 yılında kabul edilen 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair kanunun amacı, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama tehlikesi altında bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir şeklinde belirtilmektedir. Ve bu tedbirleri almaktan sorumlu olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. 6.284'ü koruması gereken bakan diyor ki kadınlar uygulanmasını istemiyor. Hatırlayın, AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin seçim döneminde 6.284 bizim kırmızı çizgimizdir demişti. Şimdi soruyorum Sayın Bakan, neden sizin kırmızı çizginiz değil? Partinizin görüşü nedir? Biriniz kırmızı çizgimiz diyor, biriniz kaldırılsın diyor. Biz hanginize inanacağız? Kız çocukları yoksulluktan okullara gönderilemezken, Sayın Bakan lütfen, böyle bir usulümüz yok. Sayın Bakan, 284'ü Sayın Bakan lütfen, hangi düşünceyle kaldırılsın diyebiliyorsunuz? Bakanlığınıza bağlı.
sevgi evleri var bakın. Bu evlerde denetim ne sıklıkla yapılıyor? 18 yaşını dolduran kimsesiz çocuklar yurtlardan, devlet korumasından çıkarılıp adeta sokağa atılıyor. Her gün onlarca telefon alıyoruz. Bu çocuklara ortam hazırlanmadan suçun ve yoksulluğun arttığı bir düzene terk ediyorsunuz. Yaşanmış vatandaşlarım... Tamamlayın Sayın Göksal. Yaşanmış vatandaşlarımız için açtığınız yaşlı bakım evlerinde de sıkıntılar mevcut. Bir kere bu evlerin ücretleri ev kiralarından bile daha pahalı. Emekliler kirasını ödeyemiyor bu ülkede. En düşük emekli maaşı 7500 lira. 5 yıl önce asgari ücretin 2 katı olan emekli aylığı bugün neredeyse asgari ücretin yarısı kadar. Siz sık sık emeklimizi enflasyonu ezdirmedik deyip durun. Ezdirmek ne kelime? Silindirle üstünden geçtiniz. TÜİK'e göre enflasyon %61.9, ENAK'a göre %129. İşte emekliler TÜİK'e göre maaş alıp ENAK'a göre harcama yapıyorlar. Bir ev kirasına bir emekli maaşı hayaldi, sayenizde gerçek oldu. Ama artık ev kirasına bile yetmiyor emeklinin maaşı. Emekli kirasını ödeyemediği için sokaklarda yatıp kalkıyor. Bu ülkede aç Selamlayın Sayın Köksal. Bu ülkede aç kalmak için yaşlı ya da çocuk olmaya da gerek yok. Kendi düzeniniz bozulmasın diye yanlış ve adaletsiz politikalarınıza emekliyi, işçiyi, esnafı, memuru feda ettiniz. Milyonları açlığa mahkum ettiniz. Sizin adaletiniz yok, kalkınan da siz ve çevreniz. Nereden tutsanız Milli Eğitim Bakanlığı'nın da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da bütçesi elimizde kalıyor. Bu bütçe tam da yoksulluğun bütçesidir. Bu bütçe öğretmene, öğrenciye, yaşlıya, gence, işçiye, emekliye, esnafa, memura, çiftçiye, iş insanına, ev kadınına, işsize, kısacası vatandaşa ihanetin bütçesidir. Genel kurula saygılarımla.